Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus sunar. NAS Spor ekranından mutlu akşamlar. Maç sonu programıyla karşınızdayız. Serkan Korkmaz stüdyomuza. Serkan Korkmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzaktan bağlantıda da Nihat Kahveci ve Ercan Taner bizlerle birlikte olacak. İki değerli yorumcumuza da hoş geldiniz demek istiyorum. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar, hoş bulduk. Hemen başlamadan önce sponsorumuzu hatırlatmak istiyorum. Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus. Hem arkadaşlarınızla hem de milyonlarla rekabet edeceğiniz bir uygulama. Bu uygulamayı, bu oyunu linkten bulunan şu andaki linkten indirebilir ve oyunun keyfine varabilirsiniz. 10. yaşını kutluyor. Sürpriz hediyeleri var 101 Okey Plus'ın. Instagram sayfasında 101 Okey Plus'ın. Takip etmeyi unutmayın değerli izleyenler. Hemen başlayalım. Bugün Galatasaray ne yapacağı merak edilen karşılaşmada Antalya Spor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 27'ye çıkardı. 8. sıraya yükseldi maç fazlasıyla. Hemen Ercan abiye döneyim. Ercan abi nasıl değerlendireceksin karşılaşmayı? Ekim ayının sonundan bugüne galibiyet hasreti vardı Galatasaray'ın. Oyun da iyi sinyaller vermiyordu. Arka arkaya kaybedilen puanlar, iç sahada kazanamama, deplasman mağlubiyetleri derken bugüne geldik. İlk yarıyı kapatırken mutlak bir hedef vardı Galatasaray'da. 3 puan. Yerleşik savunmalarda pozisyon bulabilirsiniz. Ama Galatasaray'ın oyun yapısında çabuk hata döndüğünde Galatasaray bir anda daha fazla pozisyon bulma şansına daha fazla sahip oluyor. Kerem'in topla buluştuğu anda iyi çevre kontrolü, mükemmel pası, Begüli'nin topu ağlara göndermesi. Daha sonra da Kerem'in yine sahalarda ender gördüğümüz güzellikte kafasını kaldırıp kaleye bakıp mükemmel vuruşuyla attığı gol. Antalya Spor pozisyona girmedi mi? Girdi. Ama bu da aldığı risklerle ilgiliydi. Antalya Spor esasında takım savunmasında çok hata yapan, kolay pozisyon veren ve kırılgan bir takım. Bu yüzden de Galatasaray için ne olursa olsun bu akşam uzun bir aradan sonra gelen 3 puan ve galibiyet önemliydi. Nihat Kahveci'ye dönülmek istiyorum. Nihat Kahveci ilk yarıda özellikle Galatasaray bu sezon attığı en fazla şutu attı. 12 şut. Ve sonunda da ilk devrenin sonunda da Fegoli'nin golüyle devreyi 1-0 kapattı. Ardından Kerem'in olağanüstü bir golü. Antalya Spor'un da kaçırdığı pozisyonlar vardı ama Galatasaray istek ve arzusuyla aradaki 7 haftalık oynamış olduğu futbolun yanı sıra bugün sanki bir adım atmış gibi gözüktü. Ne dersin? Şimdi Avrupa'yı fetheden, grubunda yenilgisiz çıkan bir Galatasaray Türkiye Süper Ligi'ni fethedememişti. Ercan abi de çok güzel söyledi. Ekim ayından bugüne kadar Türkiye Süper Ligi'nde galip gelemeyen bir Galatasaray. Seyirci de ister istemez tabelaya bakıyor. 21 puan farkla Trabzonspor'u geri izliyor. Ligde 12. sıradayız. Artık 2. sayfaya geçtik diyor. Maça böyle çok ilgi göstermemişlerdi. Fatih Hoca da hem sarı kart cezalarından dolayı, sakatlıklardan dolayı bir kadro seçti. Orta sahada Aytaç Berkan'ı gören, onun önünde forvet arkası gören bir Galatasaray taraftarı ister istemez acaba bu orta sahayla ne yapar? Ama senin söylediğin gibi zaten ilk yarıda bayağı şut çeken bir Galatasaray, pozisyonlara giren bir Galatasaray, etkili bir Begüli, etkili bir Kerem izledi. Bu arada Galatasaray ne yapıp ne yapıp Begüli'yi formda tutmalı. Kerem fizik olarak iyi hazırlamalı, moral olarak iyi hazırlamalı ve hep de 11'de oynatmalı. Bu takım etrafındaki oyuncular iyi oynuyor. İlk yarıdaki attığı gol ki bundan çok daha güzel goller var ama o bitirişini çok beğendim. Gole gelince golün içinde Aytaç da vardı. Bu arada onu da unutmamak lazım. Galatasaray taraftarlar ilk defa 11'de Aytaç'ı. Çok beğenmedikleri, performansından memnun kalmadıkları bir oyuncu ama o golde Kerem'e çabuk oynaması da önemli bir detaydı. Tabii ki Galatasaray'ın orta sahası şampiyonluğu kovalayan bir takım orta sahasında Aytaç 11 olur mu? Çok tartışılır. Ve tartışılabilir bir oyuncudur. Kerem'in sonra muhteşem pasörü golü. Diğer taraftan faul var mı yok mu tartışmaların olduğunda Kerem'in aldığı topla ilk defa ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı. Bir kere beni biliyorsunuz. Ben bayılırım ceza sahası dışından ayak içi köşelere atılan gollere. Kerem Galatasaray ligde ne durumda olursa olsun Kerem sahanın içinde isteğiyle, arzusuyla, kalitesiyle
atmış olduğu gollerle, yapmış olduğu asistlerle konsantre bir şekilde yoluna devam ediyor. Allah yolunu açık etsin. İlk gördüğüm anda Avrupa'ya gidebilme potansiyeli çok yüksek bir oyuncu dedim. Bugün de atmış olduğu golle bence bunu da gösterdi. İnşallah onu Avrupa'da izler. Gururla ben de böyle ekranları başında o gol attığımda, asistler yaptığımda mutlu olurum diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz kaptana da. Serkan Korkmaz'a dönmek istiyorum. Devreyi galibiyetle kapattı Galatasaray. Moral oldu ama Markao ve Kerem'in de ikinci yarının ilk maçında, Giresunspor maçında cezalı oldukları için oynayamayacaklarını izleyicilerimize hatırlatalım. Kaptan şöyle bir detay belirtti. Feghouli'yi her zaman formda tutmak zorunda Galatasaray ama Cezayir milli takımına gidecek ve 5 maç oynamayacak. Feghouli, Kerem ve Markao, Mustera, 4 çok önemli oyuncusu da Giresun maçında olmayacağını izleyicilerimize hatırlatalım. Siz nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı? Tabii yani Giresun maçının zor geçeceğini öngörmek kehanet değil şu an için. Ama bugün önemliydi Galatasaray için. 7 maçtır kazanamayan bir takım kazandı. En dikkat çekici şey bence maçta. Ben Galatasaray'da hani pandemiyi saymazsak tribünlerin bu kadar boş olduğuna daha önce tanıklık etmedim. Yağışın olmadığı bir gün. Evet soğuk bir gün ama hani bu mevsimin böyle bir gününde, Aralık'ın 20 küsüründe bu hava normal. Galatasaray taraftarı takımına küsmüş gibi gözüküyor. Tabii ki bunda 7 maçtır gelmeyen galibiyetin etkisi var. İlk yarılarda bile gol atmayı unutmuştu Galatasaray. Feghouli'nin golü bir anda takıma moral verdi. Ben Mustafa Muhammed'e, birkaç oyuncuya değinmek istiyorum. Evet, maç eksikleri bazı oyuncularda çok dikkat çekti. Bir tanesi Aytaç. Hatta bence biraz kilo almış. Umarım yanılıyorumdur. Tabii ki biz kameralar aracılığıyla bize gelen yayından gördüğümüzü söylüyoruz. Aytaç'ı biraz kilolu gördüm. Hatta kenardaki Necati Hoca daha fit görünüyordu ondan. Buna rağmen bence çok kötü bir maç çıkarttığını sanmıyorum. Maç eksikleri dikkat çeken başka oyuncu mesela Mustafa Muhammed var. İlk 10 dakika içinde Nihat da katılacaktır tahmin ediyorum. Bir tane sağ ayak içiyle bir de kafayla müthiş iki deneme yaptı. Kaleci Bofen başarılıydı ikisinde de. Çok çok klastı. Mesela onları Halil'in yapma ihtimali çok az. Cagne'nin yok. Hani hava hakimiyeti olmasına rağmen. Gerçekten özel bir oyuncu olduğunu gösterdi ama maçın ilerleyen dakikalarında şut pas tercihleri biraz panik de yaptı. Yine de ben bonservisinin alınma hamlesinden olumlu yönde etkilendiğini düşünüyorum. Mustafa Muhammed'de Fatih Hoca'nın ısrar etmesi gerekiyor. Bir 3-4 maç şu çocuğu arka arkaya 11'de görmek lazım. Hatta Halil'le görmek lazım. Kerem tartışmasız Galatasaray'ın en iyi oyuncusu. Feghouli'ye çok tepki vardı. Attığı gole kadar sosyal medyada inanılmaz bir Feghouli linci vardı. Ama işte Galatasaray taraftarı yetenekli oyuncuya o kadar hasret kaldı ki. Yani yetenek de böyle bir şey. Feghouli bence iyi şeyler yaptı. Ve bugün attığı golle de o psikolojiyi dağıttı. Galatasaray'a maçın psikolojik üstünlüğünü kazandırdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Özellikle Mustafa Muhammed'le ilgili Nihat'ın ne diyeceğini merak ediyorum. Ben Serkan abi, Feghouli golü attıktan sonra dikkat ediyorsan statta anons yapıldı ya, kulağıyla evet. Şöyle hani Feghouli işareti de yaptı. Şimdi Feghouli'den beklenti çok yüksek. Galatasaray taraftarını tabii ki bazen eleştirmesini anlıyorum ama tekrar söylüyorum. Feghouli formda tutulmalı. Feghouli'de ısrar edilmeli. İyi bir Feghouli Galatasaray'ı alıp başka bir seviyeye taşıyor. Hakan da çok güzel bilgilendirme yaptı. Bu arada Afrika Kupası var. Sonuçta bir Avrupa Şampiyonası varsa Afrika Şampiyonası da önemlidir. Oyuncular da oraya gidecek, oynayacaklar. Zaten transfer de yapılıyorsa her zaman bunlar da düşünülerek yapılıyor ülkemizde. Kimse değersizleştirmemeli bence bu turnuvayı da. Sonuçta futbolun içinde önemli turnuvalardan biri olduğunu düşünüyorum. Muhammed konusunda, Muhammed zaten çok yetenekli bir oyuncu. Uçaktan iner inmez 5 maç gol attı. Muhammed bir Ankara Gücü maçında kırmızı kart yedi. Ondan sonra psikolojik olarak biraz etkilendi. Geri dönüş yapamadı. Ama bugün girmiş olduğu pozisyonlardaki arızası çok, tek eksiği goldü. Ama dediğin gibi bonserviste alınmış bir Muhammed bu özgüvenle daha iyi oynayabilir. Bu arada Antalyaspor'u da es geçtim. Galatasaray deplasmanında bence girebileceği kadar pozisyona girdi.
Ama son vuruşlarda eksik bir Antalyaspor vardı. Ben mesela özellikle Doğukan'ın o Oğulcan tarafını kullanmasını Güray'la beraber çok beğendim. O taraftan etkili oldular. Oyuna giren Hacı Musa Bacı evet, abi. Evet Hacı. Evet. Hacı bile pozisyona girdi ki eline çarptı ama güzel bitirdi. Bu arada Muster'e gittiğinden beri çok eleştirilen İsmail'i evet. beğendim performansını. Doğru. 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 Şimdi normal değildi. Offside evet. olmasına rağmen bir iki pozisyon çıkardı. Yan toplarda topları sektirmedi, çıktı, aldı. Böyle bir güven verdi ama İsmail'le Galatasaray kalesi olur mu? Bunu zaman gösterir. Ama bugüne kadar genele baktığımda bir güven ortamı var tabii ki İsmail üzerinden. Hemen dipnotu vereyim. Ondan sonra Ercan abiye bir sorum olacak. İsmail Çipe takım soyunma odasına giriyor. Stadyumdaki Galatasaray taraftarı soyunma odasından geri çağırıyorlar. Ve kendisine güvendiğini belirtiyorlar İsmail Çipe'ye. İsmail Çipe'ye moral verdi Galatasaray taraftarı da. Şüphesiz ki maçın kahramanı Kerem Aktürkoğlu sevgili Ercan abi. 1 gol 1 asist, 7 kilit çalım, 3 kilit ara pas, 3. bölge yani kendi oynadığı bölgede pas isabeti %69. Kerem Aktürkoğlu gerçekten iyi bir performans sergiledi bugün. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili neler söylemek istersin? Nihat Kahveci'nin bir cümlesi var. Daha önceki programlardan önemli bir cümleydi. Galatasaray'dan Avrupa'ya bir transfer olacaksa en başa Kerem'i yazarım demişti. Kerem'in böyle bir yapısı var ve her geçen maçta üstüne biraz daha fazla katkı yaptığını biz de gözlerimizle görüyoruz. Bu akşam Galatasaray takımında Feghouli ile birlikte ön plana çıkan en önemli oyunculardan biriydi. Ve ben attığı golün haftanın golü olacağı kanaatini taşıyanlardan biriyim Hakan. Kesinlikle öyle. Muazzam bir gol, muhteşem bir gol attı sevgili Kerem Aktürkoğlu. Ki Kerem'in hakikaten transferde önü çok açık. Nihat Kahveci İsmail Çipe'den bahsetti. Süper Lig kariyerinde ilk 11 başladığı 13. maçta ikinci kez kalesini gole kapatmayı başardı İsmail Çipe. Yan toplarda falan da iyiydi bir de. Yani yandan gelen ortalarda da çıktı aldı. Bir tane çok kritik kurtarışı var. Alt köşeye giden topu çıkarttı. Evet. Hatta sen söyledin İsmail kurtardı diye. Yok ben doğrudan avuta gitti dedim. Ön yargılı davranmışım. Evet, bugün İsmail kötü maç çıkarmadı. Bunu kabul etmek lazım. 2-0'dan sonra Galatasaray kalesinde çok pozisyon gördü. O biraz dikkat çekiciydi. Yine de tabii 7 maç sonra kazanmış bir takım. Bence ikinci yarıya umutla bakabilir Galatasaray. Bahsettiğim umut kesinlikle şampiyonluk değil ama. Yani özellikle bugün çok enteresan bir şey vardı. Yorumlara da baktım. Yani maça dair teknik yorumlarına önem verdiğim yorumcuların Galatasaray ile Antalyaspor karşılıklı kontratak oynadılar dendi. Fatih Hoca için bu bir tercih. Çünkü Fatih Hoca'nın Mart'ta sezonun en önemli maçları var. Şimdi Beşiktaş için sezonun en önemli maçı Katar'daki Süper Kupa. Kupa kaldıracak. Yani başka bir şey kalmadı. Bir de Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kupa kazanmaya çalışacak. Fakat Fatih Hoca'nın Mart'ta çok önemli bir sınavı var. Rakibi de belli olduktan sonra. Ama ne olursa olsun eldeki kadrodan çok fazla bir değişiklik bekliyor muyuz? Çünkü Galatasaray'da bekler lazım, orta sahalar lazım, hatta golcü lazım diyen var, kaleci de lazım. Bu kadar çok transferi yapacak ekonomik güç şu an hiçbir kulübümüzde yok zaten. Fatih Hoca da tabiri caizse, benim de sevmediğim bir tabir ama haddini bilerek önemli bir maça çıkacak Avrupa'da. Oraya kadar bu takımı iyi, etkin, dinamik bir kontratak takımı olarak da götürecek gibi duruyor. Kaptan Doğukan Sinik günün başarılı isimlerinden bir tanesiydi. Yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklama. Nuri Hoca ile çok büyük fark oldu. Yaşamadığım, tatmadığım, görmediğim şeyleri gördüm. Oyunculara harika dokunuyor demiş. Fatih Terim'in de milli takıma 17 yaşında çağırdığı, ilk kez çağırdığı bir isimdir. Sen de çalıştın sevgili Nuri ile. Fotoğraflar vardı ben Ayhan'dan rica edeyim. Evet işte ekranlarımıza da geliyor. Nuri ile Fatih Hoca. Değil mi doğru? Antrenmanları da çok iyi hatırlıyorum. Nasıl buluyorsun? İşte sen de bu karadesin gördüğüm kadarıyla. Tabii bu Antalya'daki antrenman. Turnuvaya gitmeden önceki sen de varsın burada. Yalnız ekip yıkılıyor değil mi yani? Evet. Ekip çok iyi. Cenk Tosun, İsmail, Tuncay. Arkada Hakan Çalhanoğlu'nu görüyorum. Sen varsın. Muazzam evet. Bir ekip.
Bu kampı da çok iyi hatırlarım. 6 günlük kamp. Ondan Cenk sonra mi şu? Şu da Cenk galiba. Cenk. Hey gidi günler kaptan. O İsmail Köybaşı mı? Evet. Böyle görünce bir sağlara dönesim geliyor yani. Arkadaşlar sağ olsunlar güzel fotoğraf koymuşlar. Yapmayın yani. Ben bazen mesela Ercan abiyi de izliyorum böyle sahanın içinde röportajlarını filan. Ya insan böyle bir duygulanıyor gerçekten. Zaman çabuk geçiyor tabii. Çağ da ayak uydurmak gerekiyor. Şimdi Nuri Fatih Hoca döneminde milli takımda 17 yaşında alıp oynattı. Hatta Almanya'ya karşı gol attığı bir dönemi hatırlıyoruz. Şimdi teknik direktör Nuri Hoca'yı görünce insan zamanı nasıl çabuk geçtiğini anlıyor. Tabii ki geldiğinden beri takımına çok iyi dokundu Nuri Hoca. Hele maç önünde Selçuk'la Necati Hoca ile beraber sarılmaları bence muhteşem bir görüntüydü. Artık Türk futbolunda böyle yeni teknik direktörlerin takıma dokunmaları başarılı çok mutlu ediyor. Bu arada Selçuk Hoca, Necati Hoca'yı tebrik edelim. Fatih Hoca'yken ilk galibiyetlerini aldılar yani. Hep üzülüyordum. Maç sonunda hakem hep onları konuşmak zorunda kaldılar. Evet haklı tarafları vardı ama Galatasaray sadece hakem yüzünden de puan kaybetmiyordu. Kötü oynuyordu yani bir nevi de. Orayı çok konuşmuyorlardı. Normal. Çünkü taraftara karşı birazcık vermek gereği hissettiler. Ama bugün de gördük ki takım biraz kıpırdandı mı sen galip gelebilirsin. Birazcık sahanın içine odaklanırsa Galatasaray, neleri daha iyi yapabileceğini düşünürse daha çok galibiyetler alır diye düşünüyorum. Serkan abi güzel bir şey söyledi. Şimdi Fatih Hoca'nın kafasında Mart ayındaki maç var, rakibini bekliyor. Gerekirse forvet de alır, gerekirse sol bekte, sağ bekte, orta sahada alır. Çünkü Fatih Hoca UEFA Kupası istiyor. Kafasında orayı yaşıyor. Ligdeki gidişat da bunu net bir şekilde söylüyor diye düşünüyorum. Ercan abiye dönmek istiyorum. Ercan abi, kaptan eskilere götürdü bizi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğüyle ilgili ya bir diğer kulübede sevgili Selçuk İnan var, Necati Ateş var. Genç teknik adamların olması hakikaten seni de oldukça mutlu ediyordur. Tabii yıllar geçiyor hepimiz yaşlanırız ama sen nasıl değerlendireceksin abi? Genç teknik direktörlere ihtiyacımız var. Bunu zaten dünya futbolunda da çok iyi görüyoruz. Özellikle Bundesliga buna öncelik yapıyor. Almanya'dan çıkan bir akım olarak ben bunu değerlendireyim. Ve Nuri Şahin zaten bir futbol aklı. Yıllarını verdi. Bu yüzden de çok başarılı olacağı kanaatindeyim de benim maçla ilgili söyleyeceğim şey var Hakan. Oğulcan sağ kanatta deneniyor. Sağ kanat savunma olarak. Ben ilk yarıda koridor olduğu kanaatindeyim. Yani Antalya Spor'un hücumlarında evet. Boş alan ve şimdi evrilmek kolay değil. Bir sağ kanat tabii. Savunma oyuncusu olmak. Önce savunma yapacaksın ve savunma yaptıktan sonra da hücuma katkıda bulunman gerekiyor. Orta alanda ne kadar çok olursan bu oyunda rakip yarı sahada daha çabuk üstünlük elde edip daha çok pozisyon bulma şansın olur. Ama Oğulcan da bunun pek de kolay olmayacağı kanaatindeyim. Umarım ben yanılırım. Ben burada bir hemen soru sormak istiyorum aslında hem Nihat'a hem Ercan abiye. Evet doğru yani Ercan abinin söyledikleri %100 doğru. Ama elde Yedlin varsa ve dediğim gibi finansal durum ortadayken bu takımda pek çok eksik var. Ercan abi sadece sağ bek değil sol bek de eksik. Orta sahaya en az 2 eksik. Bak en az 2 transfer lazım normalde. Ben yapılsın demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani o tip şeyleri devre arasında yapmak, o tip majör transferleri bence devre arasında yapmak doğru değil. Yani sezon başlarında yapmak lazım. Trabzonspor'un Hamşi'yi aldığı zaman yapmak lazım. Anlatabildim mi? O zaman yapınca bir faydası olacaktır. Ama eğer Yedlin'se ve bu Sasha Boye'yi nerede bilmiyoruz, ne yapıyor da bilmiyoruz. Ortalarda yok bu çocukta. Yani Oğulcan da ısrar edilsin. Belki bir aşama kaydeder. Sonuçta Yedlin'den de çok da kötü olmaz diye düşünüyorum. Ben burada Serkan abiye katılmıyorum Ercan abi. Ya olabilir. Yani olabilir. Saygı hayır, duyarım. Neden de diyeceksin? Çünkü gençleştirme operasyonu adı altında girdi Galatasaray bu yola. Doğru. Yani. Altyapıdan bir genç kardeşimiz sağ bek mutlaka vardır. O da olabilir. Galatasaray'ın altyapısı çok çok iyidir. Sana katılıyorum. O da olabilir. Ya keşke onu oynatsa. Zaten UEFA Kupası'na kadar Sasha Boye işte ne bileyim çeşitli alternatifler dönecektir diye tahmin Nihat, ediyorum. Nihat kiralık Yedlin'de ısrar etmek yerine kapasite de belli çocukta. Hani onu da suçlamıyorum. Yani Oğulcan'dan devşirmek ya da dediği gibi Hakan'ın sana da katılıyorum. Altyapının sağ bekini koymak işte Rıdvan örneği gibi zamanındaki Beşiktaş'taki. Yani daha mantıklı geliyor bana yani Yedlin'de bir yere kadar ya. Ya şimdi profesyonel
Buyur sevgili dostum. Şimdi Yetli'nin savunulacak bir tarafı yok oynadığında. Hoca da bayağı oynattı. Hatta çok bile sabretti. Genelde Fatih Hoca o kadar sabretmez yani. Bunu Adana Demirspor deplasmanında da gösterdi. Yetli. Bugün yine Oğuzhan'ı oynattı. Ama Ercan abinin dediğine de bu maç üzerinden çok net katılıyorum. Oğuzhan tarafı koridor oldu. Özellikle ilk yarı. Tabii ki Oğuzhan için de zor. Alışık olduğum mevki değil. Belki ısrarlıysa daha iyi oynayabilir ama şimdi bugün maçı kazandı Galatasaray. Çok pozisyon verdi. Serkan abinin dediği gibi belki Avrupa'da bu oyunu oynuyor zaten. Kapanıp kontraya çıkıyor. Ama rakibine bu kadar pozisyon vermiyordu. Sen Avrupa'da evet. Bu pozisyonları verirsen kalende gol olur. Bugün Antalya Spor atamadı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi Galatasaray'da tabii gençleştirme operasyonu, oyuncu karakterlerinden dolayı böyle el freni olmayan bir Galatasaray görüyoruz. Top kazandı mı direkt rakip kaleye gidip sonuçlandırmak istiyorlar. Bazen güzel sonuçlanıyor. Çoğunda güzel sonuçlanmıyor. Çok direkt oynayan bir Galatasaray var. Bence Galatasaray taraftarı da hani artık bu Galatasaray'a alışması gerekiyor. Önceki Galatasaray set oyununu oynayan, rakip sahada çok kişiyle duran, pas yapan sağdan sola dönenleri alan, şut atan bir Galatasaray'dı. Ama şimdi bambaşka bir oyun kültürü var. Fatih Hoca da bu kadroyla bunu oynuyor. Ama ilk de olmadı bu oyun kültürü. Avrupa'da oldu. İnşallah Avrupa'da da olmaya devam eder. Finale kadar giderler diyorum. Çok kısa araya gireceğim. Sofyan Feghouli'nin açıklaması var. Daha sonra Ercan abi kalmıştı. Ercan abiye hemen sözü tekrar geri vereceğim. Galibiyetten ötürü mutluyum diyor Feghouli. Önceki maçlarda da iyi oynadık ama sonuç alamadık. Yeni bir takım. Birlikte oynayarak uyum sağlıyoruz. Kaybettiğimizde de kazandığımızda da birlikteyiz. Çok puan farkı var ama yukarıya çıkmak için elimizden geleni yapacağız diyor Cezayirli futbolcu Ercan abi. Feghouli'nin tabii Afrika Kupası'nda mücadele etmesi çok önemli bir kayıp olacak bence. Eğer Cezayir üst turlara gitmeye devam ederse bu ara uzuyor. Onun dışında Avrupa Kupalarında Galatasaray'ın oyun yapısı farklı. Daha çok adamla kendi yarı sahasında kalıp daha sakin oynayıp kontra atak arayışıyla mücadele eden bir yapı gördük Galatasaray'da Avrupa Kupalarında mücadele ettiğinde. Bu yapı büyük bir ihtimalle devam edecek. Ha, bugünkü orta saha iş yapar mı? Biraz zor iş yapar. Aytaç'ın performansı kötü müydü? Hayır, kötü değildi. Ama orta sahada benim baktığım yön üretimdir. Üretim. Üretimde başarılı olamazsanız rakip sizin üstünüze doğru oyunda üstünlüğü ele alır. Özellikle bu Avrupa maçlarında daha çok ortaya çıkar. Bu yüzden Galatasaray'da transfer yapılacaksa mesela Morutsan büyük umutlarla alındı da bu maçta da sonradan oyuna giriyor. Herhalde istenileni veremiyor. Bu yüzden de ben yapılacaksa orta alana biraz da iki yönü olan ama hücum alanında daha başarılı bir isim gelir mi acaba diye düşünmeden edemiyorum. Hakan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi Feghouli'yi severiz sayarız, bugün de çok iyi oynadı ama artık şu yeni takım kavramını bıraksınlar. Yeni bir takım değil, 6 ay oldu. Bak 6 ayda hamile bir bayanın artık 3. devresi başlıyor. Düşün yani. Artık 6 ay geçti. Yeni takım üzerinden, genç üzerinden bence artık bu kadar mazeret olmamalı. Galatasaray forması 21 puan fark yemez bu maça çıkmadan. Bunu da ne gençlikle, ne hakemle, ne de yeni takımızla kimse açıklayamaz. Bu Galatasaray forması, bu Beşiktaş forması için de geçerli, Fener için de geçerli, Trabzon için de geçerli. Pas takımla oynarsın, lig dördüncüsü olursun. Bu böyle formadır, böyle camialardır. Artık bu mazeretleri bırakması gerekiyor bazı Galatasaraylı oyuncuların. Feghouli demiyorum bak. Her maç sonunda ben hakem dinliyorum. Her maç sonunda ben genç takımı dinliyorum. Evet doğru ama 6 ay oldu. 6 aydır İtman yapılıyor, maç oynanılıyor. Daha iyi bir Galatasaray olmalı. Ligde bu farkı yiyen bir Galatasaray'ı istediğin kadar genç ol, kimse kabul edemez. Etmemeli de zaten. İsmail Çipe'nin açıklaması geldi. Hemen İsmail Çipe'ye gidelim. Muslera'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Bütün çocukluğumu Galatasaray'a verdim. Yeri geldi gittik, yeri geldi geldik. Bugün çalışmalarımızın karşılığını sahada aldık. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günler gelecek dedi İsmail Çipe. Şimdi Serkan abi, sevgili usta dedi ki Ercan usta, Ercan Taner. Mesela dedi Morutsan alındı ama istenileni bir türlü veremiyor.
Şimdi yani sürpriz oldu mu size bilmiyorum. Bana çok sürpriz olmadı. Evet, bu çocuğun çok yetenekli olduğu konuşuluyordu. Galatasaray'la ismi anıldıktan sonra birkaç maçını izledim. Menajerinin onunla ilgili tuhaf, hani pek eşini benzerini görmediğim açıklamaları vardı. Morutsan bugün kötü oynadı. 20 milyon değil artık değeri 10 milyon. Aa, Morutsan bugün de kötü oynadı. 3 milyon versin Galatasaray'a bırakalım falan gibi açıklamalar yaptı. Şaka değil ya, bunlar yapıldı bu açıklamalar. Doğru. Neyse, sonrasında da Galatasaray aldı Morutsan'ı. Evet, potansiyelli mi? Potansiyelli. Böyle zaman zaman Stoho'nu ters taraftan yapardı. Sağına çeker vururdu mesela, Fenerbahçe'de oynayan Stoho. Bunda da iyi bir şut var. Bir tane çok iyi araya bıraktığı bir pas hatırlıyorum. Ama abi kaç maç oldu ya? 19 lig maçı, 6 Avrupa grup maçı, 4 eleme maçıyla 29, neredeyse 30 resmi maçta Morutsan ne yaptı? Bir klip yapalım Galatasaray'da. Neler yaptı? Abi 30 maç diyoruz ya. 30 maç. Hani çok çok süre bulamadı. Çok süre bulamamak da Morutsan'ın sorunu herhalde. Biraz Erkan uç abi, verse Fatih. Evet. Erkan abi, Morutsan'ın performansı üzerinden sana katılıyorum. Ama kumaşı olan bir oyuncu olduğu için evet, iyi de şeyler yapacak diye düşünüyorum. Düşün, ilk adı çıktığında golleri, attığı çalımları gördük. Ya çok pahalı denildi. Acaba ağlarla üzülenler oldu. Oluyor mu olmuyor mu? Sonra iyi bir fiyat yakalandı ve işte Morutsan geldi denildi. Hatta dedik ki Hacı ile bak kıyaslamayın sakın ha dedik. Üzerine o sorumluluğu vermeyin. 10 numarayı vermeyin dedik. Doğru bir yol izlendi. Şimdi Morutsan takım iyi olduğunda performans artan bir oyuncu. Hani yanında Fegül iyi olacak, Taylan iyi olacak, Berkan iyi olacak, Çikildağ iyi olacak, Kerem iyi olacak. Oynadığı forvet iyi olacak, onunla duvar yapacak ki performans artsın. Evet, beklenti altında kaldı ama Morutsan kalitelidir. Kaliteli oyuncuya da sabır gösterir. Şimdi Fegül'ün açıklaması var. Ardından Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasını rica edeceğim sevgili Utku'dan. Çünkü Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir cümle kurmuş. Kerem Aktürkoğlu maşallah çok yetenekli bir oyuncu. Genç olarak geldi ve Galatasaray'da bir yer yaptı. Ona küçük kardeşim olarak tavsiyeler veriyorum. Daha da iyi olacak demiş Sofyan Feghouli. Kerem Aktürkoğlu neler söylemiş? Gol gerçekten anlamlıydı ama asıl anlamlı olan bugünkü galibiyetti. Ligde zor zamanlar geçiriyorduk. Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de çok seviyorum filmlerini ve kitaplarını. Bugün de gol sevincinden sonra gözlük taktım. Benimle özdeşleşsin istedim. Ercan abiye bırakıyorum sözü. Çünkü sever Harry Potter. İşte bu tarz filmler sevdiği ilgi alanıdır Ercan abinin ki sürekli olarak sevgili Mert Aydın'la birlikte değiniyorlar. Buyur Ercan abi, söz sende. Şimdi Harry Potter ama günümüzde Spider-Man galiba değil mi? Vizyon'da Serkan. Evet, Vizyon'da. Matrix'te geldi. Matrix'te dün girdi. Harry Potter'da ekip tekrar bir araya toplanmış. Bir kanalda, HBO'da galiba. Evet, HBO'da. Onlar da uzun bir süre sonra ilk Harry Potter ekibi tekrar bir araya gelmişler. Güzel bir program girişimi diye. Ben de izledim. Ben izleyemedim, bilmiyorum. Ama güzel ve Harry Potter'a benzetilmek, bir kere şu futbolcuya lakap takmak, o futbolcunun çok benimsendiğini ve o formayı sırtına geçirdiği anda artık tamam bizim Kerem, bizim Harry Potter demek. Bu bence çok güzel. Gözlükler de yakışıyor kendisine. Maçtan önce sahaya çıktılar. O gözlüklerini de uzun zamandır takip ediyorum. Entelektüel bir havada kattığını söyleyebilirim kendisine. Ercan evet abi, ama bir dakika. Hogwarts'ta işler iyi gitmiyor abi Florya'da. Ercan abi. Güzelir. İnşallah Kerem şunu bir gün yaşar. Bir gün Kerem yurt dışında oynadığında bir gazeteci genç kardeşimiz Kerem'le röportaj yapmaya gittiğinde pasaport polisi niçin gelmeye bana dedi ki pasaport polisi niçin geldin dedi. Dedim ki Real Sociedad'da oynayan dedim Nihat Kahveci'yle röportaj yapacağım dedim. Böyle yaptı, yemin ediyorum. O El Turco dedi. Geç. İşte bu çok ayrı bir şey yani, lakaplar gerçekten çok önemli. Evet. El Turco İspanya'da çok acayipti. Kerem, bence hani genç futbolcular var ya, amatörde oynayan, ikinci ligde, üçüncü ligde oynayanlar. Kerem örnek alsınlar. Bakın, sen hazır ol, sana o şans geliyor. Allah Celle Celaluhu sana o şansı veriyor ama sen yeter ki hazır ol, değerlendir. Kerem'in hikayesi gerçekten büyük hikaye. Kimse umutsuz olmasın. Elbet şans geliyor ama değerlendirmek önemli. Gerçekten Kerem şu an gençlerin kahramanı olabilecek bir profil olarak düşünüyorum. Yaptıkları kolay değil yani.
nereden nereye Galatasaray Kulübü'nde şu an en çok konuşulan oyunculardan biri olmak, hatta en çok konuşulanı olmak büyük başarıdır. Yani Kerem'i ben tebrik ediyorum gerçekten. Benim bir görüşümü sizinle paylaşmak istiyorum. Belli ki Galatasaray şimdi sol bek, sağ bek 2, kaleci 3, orta saha 4 diyelim ki bence 5. Bir de golcü deniyor. Mesela onu da anlayışla karşılarım yani. Sonuçta Mustafa Muhammed'in bonservisi alınıyor falan ama hani bir orada Galatasaray golcüsü performansı göremedik bu sezon. Hadi diyelim 6. Dediler ki Galatasaray'a, Fatih Hoca hepsini istedi diyelim. Yönetim de dedi ki hocam sadece 2 tane alabiliriz dese tercihiniz ne olurdu Galatasaray'a? Hangi mevkiler olurdu? Ben yanıtımı vereceğim müsaadenizle sizin gibi iki kıymetli üstadın önünde. Ben ikisini de orta saha alırdım. Ercan abi sen ne alırdın? Kaptan? Ben aynı kanaatteyim. Orta saha. Kaptan ne alır acaba? İlk öncelik orta saha, sonra sağ bek, sonra da bir forvet derim. Bir de en büyük transfer unutmayalım. İçindekilerin performansını arttırmaktır. Bak daha işin içinde olmayan Arda Turan var. Kimse kariyerini göz ardı etmesin. İyi bir Arda her zaman belki ufacık bir yerde iş çözebilir. İyi bir Babel. Galatasaray kulübesi de o kadar kötü değil. Ama formsuzluk var. Oraları da kazanmak transferdir diye düşünüyorum. Mesela bence Barış Alper Yılmaz da çok önemli bir futbolcu. Ben öyle düşünüyorum. Ben çünkü çok seyrettim Serkan abi. Dinamik bir oyuncu ama ben öyle düşünmüyorum. Keçi Öğren Gücü. Ben bütün maçlarını seyrettim. Yani şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki seneye Galatasaray'ın çok güzel bir transferi oldu. Adana Demirspor'dan Yunus Akgün. Kiralıktan dönecek. Müthiş bir transferi var. Devre arası olabilir mi abi? Valla ben olsam kaleci Okan'ı çağıracağıma Yunus'u çağırırım. Öyle söyleyeyim. Tabii yani öyle bir anlaşma varsa. Şimdi şu kaptan Yunus... şöyle mantıklı değil mi? Şöyle mantıklı değil mi? Aslında şimdi düşündüm bunu. Feghouli sağ kanat oynuyor. Gidiyor. 5 maç yok. Yunus geri çağrılabilir mi? Ya devre arası bir şeyler olabilir. Bence bunu izleyicilerimize soralım. Güzel anket açılabilir. Bir anket açabilirsek Serkan Korkmaz. Yunus Akgün mü, Okan Kocuk mu? Devre arasında hangisini çağırsın Galatasaray gibi bir şey yapabiliriz. Evet, evet bunu sen yani, yazarsan. Buyur kaptan. Yunus derler herhalde. Bakalım ben çok merak ediyorum ne diyecek izleyiciler. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Adana Demirspor maçında 2 gol attı, muhteşem oynadı. Tabii Morutsan kötüydü, Çikildağ kötüydü. Herkes, ya gençlikten bahsediyoruz. Yunus genç ama... Adana Demirspor'da oynuyor. Neden burada değil denildi. Ama bu işte böyle olmuyor. Sezon başı Feghouli'm varken, Morutsan varken, Çikirdağ varken, Kerem varken, Babel varken, Arda varken Yunus belki 5 dakika 10 dakika fırsat alacaktı Galatasaray'da. Bence oynaması onun adına çok hayırlı oldu. Şu an Galatasaray'a belki devre arası döner, belki sezon sonu çok daha güçlü döner. Aynı Arda Turan gibi Manisa'ya gitti, geldi. Bambaşka bir Arda izledik Galatasaray'da. Geçen seneki performansı da bence yabana atılacak türden değil. Bazı futbolcuların kiralık olarak gitmesi çok önemli. Mesela kaptan Ercan abi, Muhammed Şengezer 6 haftadır Medipol Başakşehir'in kalesinde Volkan Babacan'dan kaleye aldı. Geçen sene Adana Demirspor'un lige çıkmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Son 8 hafta kaleye aldı ve inanılmaz performans. Yunus Akgün'ün geçen yılki Adana Demirspor performansı da aynı şekilde. Yani ben, kiralık giden futbolcular için de doğru takım seçmek çok önemli değil mi kaptan? Hakan ayakları da çok temiz. Galatasaray deplasmanındaki o sakinliği falan. Hani kendine çok böyle bir kaleci duruşu var Muhammed'in. Emre Hoca'ya da helal olsun. Yani kolay değil. Milli takım kalecisi Volkan oynuyordu. Aldı Muhammed'e güvendi, oynadı, oynattı. Karşılığını da aldı. Belki bundan sonrası milli takım için bile konuşabiliriz yani Muhammed'i böyle devam ederse ilerleyen aylarda. Ben santrafor Muhammed'den biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi pozisyon bilgisi var. Topu aldığı açılar hiç de kötü değil. Topla buluştuğu anda ne yapmak istediği ortada. Ya yani özetle şunu söylüyorum. Mustafa Muhammed iyi bir santrafor. Fakat bir türlü istenileni veremiyor. Acaba yanında biraz daha etkili bir forvetle daha çok iş yapar mı diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü bu sezon şu ana kadar istenileni veremeyen bütün iyi niyetine rağmen bir Halil var. Ercan abi Galatasaray Antalyaspor karşılaşmasına yine açıklamalar geldikçe döneceğiz ama şüphesiz haftanın maçından da başlamasına yaklaşık 23 dakika kaldı. 8'de değil mi maç?
Ben... Yok yok hayır. 7'de 7'de maç. 19'da pardon doğru tam. Doğru 23 dakika doğru söylüyor. 23 dakika öyle bir baktık ki sakın abi korktum söyledim. Öyle bir an geri çekildim. Geldi kadrolar. Kadroları da hemen sizlere aktarayım. Uğurcan, Perez, Hüseyin, Dansville, Tronsten, Dorukan, Bakasetas, Hamsik, Janini, Abdülkadir, Cornelius, Trabzonspor'un ilk 11'i. Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde kalede Muhammed'i göreceğiz. Kayısara, Duarte, Endiaşimiye, Hasan Ali, Mahmut Berkay, Aleksic, Gudbrandsen, Okaka, Edin Visca 11'iyle de Başakşehir'i görüyoruz. Haftanın tartışmasız en önemli karşılaşması ama şunu da söyleyeyim. 32 puanı var Medipol Başakşehir'in. Trabzonspor'un 45 puanı var. Yayının başında unuttuk. Özür diliyorum Hataylı değerli Hatay Spor'u destekleyen taraftarlardan. Hatay Spor da 1-0 kazandı Giresun Spor deplasmanında. Puanını 32'ye yükseltti. Oldukça kıran kırana aslında bir yarışın içerisinde. Tabii Trabzonspor'un puanı rakiplerine göre oldukça üstün ama herkesin gözü bu karşılaşmada ki Edgar Lee, Vitor Hugo bugün karşılaşmada yok. Siopis ve Berkan da yine yedekler arasında. Ercan abiyle başlamak istiyorum. Ercan abi, kadroları nasıl buldun? İster istemez savunmanın ortasında bir problem var. Bunu biliyoruz ama Trabzonspor'un o savunmanın ön tarafı bayağı güçlü. Şimdi iki usta, orta alanda Hamsik, Bakasetas. Formuna her hafta biraz daha ekleyen Dorukan savunmanın önünde görev yapacak. Canini iyi bir oyuncu olduğunu izlediğimiz zaman bütün biz futbol severlere gösterdi. Abdülkadir o moral bozukluğunu tamamen üstünden atmış durumda. Cornelius gollerini atıyor zaten. Trabzonspor problem yaşarsa savunmanın ortasından yaşayacağı bir akşama doğru gidebiliriz. Ama bunu da düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Yani bakınca orta sahada bitecek bu maç. İnanılmaz forvet hattı var her iki takımında. Gulbrandsen, Visca var, Okaka var. Diğer tarafta burada Cornelius, Abdülkadir var. Yani bence müthiş bir maç bizi bekliyor ama orta sahada iş bitecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Nihat sen ne düşünüyorsun? Vallahi öncelikle haftanın maçı. Gönül isterdi ki Gervinho, Vakayeme, Victor, Edgar olsun. En iyi 11 ile Trabzonspor sahaya çıksın. İsterdik ama öncelikle hepsine geçmiş olsun diliyorum. Trabzonspor ilk defa bu defans dörtlüsüyle oynayacak. Ama arkalarında yani öyle bir sur var ki kale duvarı Buffon. Altay deplasmanında inanılmaz oynadı. Bugün yine çok iş düşeceğini düşünüyorum ben. Sadece sahanın içinde rekabet de yok. Sahanın dışında Abdullah Hoca, Emre Hoca rekabeti var. Birbirlerini çok iyi tanıyan. Emre Hoca biliyorsunuz zamanında onun futbolcusuydu. Bütün formasyon değişikliklerini, oyuna bakış açısını biliyor. Onlara nasıl cevap verecek? Bu anlamda da çok keyifli bir maç olacak. Taktiksel anlamda değişiklikler ama Trabzonspor'un ön tarafı iyi olduğunda herkese gol atıyor, goller atıyor. Ama Abdullah Hoca'nın açıklamalarını bir verelim. Gudbrandsen çok iyiler yani. Hemen Abdullah Hoca'nın açıklamalarına gidelim Serkan abi. Tabii. Başakşehir uzun seneler çalıştırdığım bir takım. Çalıştığım bir takım. Emre Belezoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor. Taraftarımız bugün 1. dakikadan 90. dakikaya kadar rakibe baskılarını hissettireceklerdir diye düşünüyorum. İştahla, coşkuyla, topa sahip olarak sabırla oynayacağız. Kazanarak ve biraz nefes alarak bir sonraki haftayı beklemek istiyoruz. Ercan abi, şimdi eğer İtalya'da olsaydı bu maç, La Gazzetta dello Sport bugün bu sabah şöyle çıkardı. Ya da Fransa'da olsa L'Equipe. Sol tarafa Abdullah Avcı'yı koyarlardı böyle boydan. Sağ tarafa da Emre Belözoğlu'nu koyarlardı. Çok az yazı görürdük bak, çok az. İşte müthiş düello, nefes kesen maç falan gibi bir manşet görürdük. Nihat da biliyor, Marca mesela böyle atardı İspanya'da. Bu maç orada olsaydı. Ama bizim gazetelerimizde, gazete sayfalarımızda bu sabah Beşiktaş'ın Karaveli ile devam mı değil mi? İşte Fenerbahçe'nin hocası Bilic mi? Bu arada o haberi de ilk Natspor verdi, onu belirtelim. Ve Fener'in hocası belli oluyor falan filan. İşte Galatasaray 7 maçlık asete son verecek gibi şeylerle çıktı çıkmıştır da. Bizdeki futbol kültürü de böyle. Ama hakikaten bak bu maç başka ülkede olsaydı sol tarafta Abdullah Avcı, sağ tarafta Emre Belözoğlu olurdu. Ve inanılmaz bir maç bizi bekliyor. Ben şeye çok şaşırdım, onu da sorup bırakmak istiyorum. Savunma dörtlüsünde böyle önemli eksikler var. Stoper ikilisi yok. Ve defansif yönleri güçlü orta sahalar burada dikkat çeker. Hem Berat hem Siopis yedek.
Mesela burada Dorukhan'a fazla güvenilmiş gibi geliyor bana. Şimdi iki ustayla oynuyor. Hamsik ve Bakasetas. Bu iki ustanın maça neler kattığı, ne yönde başarılı olduklarını hep beraber zaten yaşadık. Orta sahalarda şu anda iki orta sahayı yan yana getirelim. Trabzonspor'un isim olarak ve kalite olarak orta sahasının ben 1-0 önde olduğunu söylüyorum maç başlamadan. Benim şimdi şüphelerim var abi. Berat ve Siopis beraber de oynadı. Yeri geldiğinde daha çok Berat oynadı. Siopis oyuna girip çok iyi müdahaleler etti. Ama orada kesin Abdullah Hoca bütün hani o bari geride biraz eksiklerim var. Orta sahadaki de bütün kozlarımı kullanmayayım. Şimdi Hamsik var, Bakasetas var. Ön tarafta mesela 5'e 5 bir oyun oynayacak Abdullah Hoca diye düşünüyorum. 5 kişi ofansta, 5 kişi defansta. Hani bazen Perez çıkacak. Trompsen'e bence kesinlikle çok çıkma diyecek. Çünkü bir de rakibin oyuncu seçimine göre de Abdullah Hoca tercihte bulunduğunu düşünüyorum ben. Düşünün Gulbrandsen'i mesela 11'de oynatmayan bir Emre Hoca bugün 11'de Gulbrandsen'i oynatıyor. Çünkü neden? Perez çok atağa çıkıyor ya. Gulbrandsen tehdidi değil de çok atağa çıkmasın istiyor mesela en ufak detay olarak. Hani birbirlerine karşı o güçlü hamleleri kulübeleri de tutmak isteyen iki teknik direktör görüyorum ben. Açıklamalar varmış Utku'dan, açıklamaları rica edeyim. Emre Hoca'nın açıklaması mı var dedin Utku? Tam duyamadım seni. Maçın en kritik adamı bence Dorukhan Ercan abi. Evet. Necati Ateş'in açıklamaları, pardon. Kazandığımız için çok mutluyuz diyor Necati Hoca. Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik. Çok iyi organize olduk ve golleri attık. Kerem'in golünü sürekli antrenmanlarda çalışıyoruz. Çok güzel bir gol attı. Nasıl çalışıyoruz ya? Adam ceza sahası dışından seri uzak çatala vurdu. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bıkmayız. O zaman şöyle söyleyeceğim, Yunus Akgün'e çalıştırdıkları iyi olmamış. Yani Necati Hoca öyle bir açıklama yapmış ki. Espri yapmış herhalde. Herhalde espri yapmıştır. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bıkmayız. Usanmadan yukarıya oynamaya devam edeceğiz. Yine çok gol kaçırdık. Onların da analizini yapacağız. Oynanan oyundan memnunuz. Bugün hem oyunu hem skoru kazandık demiş Necati Ateş. Doğru. Bu kadar mı açıklamalar? Bu kadar. Açıklama o kadar. İşte bu. Bak varmış, daha varmış galiba. Utku vardı değil mi? Necati Hoca'dan. Onun adına mutlu oldum. İyi oynadık, kazandık. Galatasaray iyi oynarsa kazanır. Kadrosu iyi. Daha da iyi oynamalı hatta. Bu arada istediğin kadar çalış itmanda. Yetenek varsa oradan çatala vurursun. Yetenek olmadan hiçbir şey olmaz. Dağlara taşlara gider top değil mi? Erdinç Sözer, Başakşehir teknik sorumlusu. Hala Emre Hoca'nın maç önü maç sonu basın toplantılarına çıkamama saçmalığı devam çok ediyor. Çok saçma ya. Hakikaten çok büyük saçmalık. Koskoca Emre Belezoğlu ya. Ya bu ülkeye milli takım formasıyla, Galatasaray Fenerbahçe formasıyla, giydiği Avrupa'daki büyük takımların formalarıyla yıllarca hizmet etmiş Emre Belezoğlu teknik direktör oluyor fakat konuşamıyor. Maç öncesi, maç sonrası basın toplantılarına çıkamıyor. Yani gerçekten. Vişka mı oynayacak, Gulbrandsen mi, ona karar veriyor evet. Ama konuşamıyor. Çok saçma. Erdinç Sözer Hoca demiş ki iddialı bir maç bekliyorum, çok hevesliyiz, çok çalıştık ve emek verdik. Trabzonspor kadrosu geniş ve kaliteli, eksikleri var, bunu değerlendirmek isteriz demiş. Çok güzel bir maç bekliyor gerçekten bizler Ercan abi. Ya şu var, Trabzonspor şimdi ligin ilk yarısını mutlaka galibiyetle kapatmak isteyecek ama Başakşehir'in o önlenemez yükselişi de çok önemli. Ama kendi evinde Trabzonspor ligin ilk yarısını mutlaka 3 puanla kapatmak isteyecektir. Başakşehir buna nasıl cevap verecek? Senin de dediğin gibi umarım heyecan dolu, pozisyon dolu bir karşılaşma izleriz. Ercan abi, maç berabere bitse Trabzonspor üzülür mü sence? Üzülmez. Yani bence de. Sence üzülür mü? Bence de üzülmez. Normali de bu zaten. Yani istim üstünde bir takım Başakşehir. Şu an Başakşehir'i yenememek dünyanın sonu değil. Antalya karşısında mağlubiyet yaşadı Trabzonspor. Bunu olgunlukla karşıladı. Kuşkusuz bu maçta da beklenmedik sayılabilecek bir kayıba karşı bence Abdullah Avcı'nın hazırlığı var. Ama ben her şeye rağmen tekrar tekrar aynı noktaya saplandım. Dorukhan bence çok iyi oynuyor. Çok formda. Milli takım havuzuna da çağrılmalı. Artık sağ bekte de oynuyor. Orada da değerlendirilebilecek bir oyuncu. Nihat söylemişti ilk bunu. Ama hani her şeye rağmen hem Berat'ın hem Siopis'in kenarda olması bana enteresan geldi.
Darbe yerse Trabzon, yani bugün Başakşehir puan çalarsa ya da puanlar çalarsa sanki orta sahadaki bu tercih etkili olacakmış gibi geliyor. Şimdi harika bir maç bizleri bekliyor. Abdullah Hoca Cervinho'nun yokluğunda kazandı. Bakayemen'in yokluğunda kazandı. Şimdi Victor ve Hugo da ekler, Edgar eklendi buraya. Bence en önemli sınavına çıkıyor. Şimdi Berat'la Siopis'in oynamaması, bilmiyorum hiç Trabzonlu arkadaşlar yazdılar mı? Acaba bir sakatlıkları var mı? Bir sıkıntıları mı var? Çünkü ikisinin birden oynamaması gerçekten enteresan ki Dorukhan da hep sağ bek oynadı ve orada iyi oynadı. Sonradan bir orta sahaya geçip yine tekrardan iyi oynadığını düşünüyorum ama Berat'la Siopis de oranın vazgeçilmez, özellikle Berat oranın vazgeçilmez oyuncusuydu. Acaba bir rahatsızlıklarım var diye de böyle bir net konuşmak istemiyorum Dorukhan tercihiyle ilgili. Şimdi muazzam bir maç bizi bekliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir tarafta Abdullah Avcı, bir tarafta Emre Belezoğlu. Çok güzel, çok çekişmeli bir maç bizleri beklerken maç sonunda da Naspor izleyicilerini yine Büyük Usta Ercan Taner, Nihat Kahveci ve Serkan Korkmaz'ın yorumlarıyla dörtlü maç oynuyoruz. Sonu, bugün, maç sonu bugün dörtlü oynuyoruz. Değerli izleyenlerimizi bekliyor. Naspor ekranlarından ayrılmayın. Şimdilik ben Nihat Kahveci'ye ve Ercan Taner'e çok teşekkür ediyorum ama maçtan sonra tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar, teşekkürler. Serkan Korkmaz, bu dilimin sonuna geldik. Trabzonspor Başakşehir maçının ardından yeniden az önce de söylemiş oldum. Orada biraz kalın bir dilim yiyeceğiz. Burada ince bir dilim yedik. Artık inşallah Ayhan da bize bir çay yapmış olur diyeyim. Buradan da Ayhan'a bir göndermede bulunayım. Sallama verir o ya. Yok, yapar. Çünkü çok güzel çay demliyor. Sallama verir. En azından çok değerli kardeşimiz, Natspor'un eli ayağı her şeyi olan Utku diye bir kardeşimiz var. Evet. Allah'tan ki o var ki, iyi ki var. O burada her şeyi hallediyor. Kahvemizi yapar, çayımızı yapar. Getirir bizlere. Ona tüm teknik ekibimize de teşekkür ederim ve hatırlatmamızı yapalım. Kahve Aş Utku Baş. Oo, Serkan abi bravo, tebrikler. Olmadı Beşiktaş. Beşiktaş'ta konuşamadık. Beşiktaş'ı konuşamadık ama Trabzonspor Başakşehir maçından sonra tabii bugünkü gelişmeleri, Fikret tabii, Orman'ın tabii, açıklamaları ne açıklamalar yaptı? Çok acayip. Ben de takip ediyorum ama giremiyorsun, iki maç var. Oralara da gireceğiz. Tabii ki bu maç sonrasında. Gireceğiz. Söyleyecek çok lafım var. Konuşacağız değerli izleyenlerimizle. Maç sonu canlı yayınlarımızın sponsoru 101 OK Plus. 101 OK Plus 10. yaşını kutluyor değerli izleyenler. Şimdi görmüş olduğunuz linke tıklıyorsunuz. 101 OK Plus'ı indiriyorsunuz ve 10 yaşına özel hediyelerden faydalanıyorsunuz. Tabii unutmadan 101 OK Plus'ın Instagram adresinde takip etmeniz gerekiyor diyelim. Maçtan sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus sundu.